Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kova, ay burcu kova olanlar. 16-23 Haziran haftası kahve falında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, saatli, keyifli geçsin tabii ki. Şöyle bir fal hemen göstermeye başlıyorum. Arkadaşlar, aile, İkili ilişkiler, böyle elinizde bir şeyleri almışsınız, koştura koştura bir yerlere gidiyorsunuz. Pazartesi itibariyle elinizde tuttuğunuz sanki bir ışık, bu ışığın üstünde de 3 konunuz, 3 meseleniz var. Çözülmesi gereken, gelmesi gereken haber. Terazinin hemen altında bir kefesiyle birlikte aslında üst üste koyduğunuz 2 konu elinizde böyle tutuyorsunuz. Koştura koştura arkadaşlar, bir geri iki ileri dediğimiz bir alan var. Burada yapmaya çalıştığınız hanenizde ya da ilişkinizde 3 konu, çözmeye çalıştığınız 3 konu, gideceğiniz 3 yer, konuşacağınız 3 kişi gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar elinizde olduğu için aslında bu konularla alakalı ne yapmayı düşünüyorsanız aslında biraz koşturarak, efor harcayarak yapacağınız işler olarak görünüyor. Pazartesi kafanızın üstünde bir kişi var. Bu kişiyle alakalı, ilişkinizle alakalı olabilir. Başımın üstünde yeri var da denebilir tabii buraya. Ya da onun bir konusu, bir konusuyla alakalı bir denge sağlama, onu dengeye oturtmak adına da uğraşacağınız bir gün. Şimdi salı gününden itibaren de dediğim gibi bakın, elleriniz oradan birilerini alıp bu tarafa doğru sürüklüyor. Bir geri iki ileri dediğimiz bir alana giriyoruz. Burada eller kollar dolu ve sanki bir şeyleri bitirmeye çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz ki hafta ortasına kadar aslında bu konuların aktif olduğu görseller var. Bir yolunuz, çarşamba günü planlanacak bir yol kapanabilir. Bir topluluğa doğru gitmeye çalışırken ani bir kararla bir planınızdan vazgeçebilirsiniz diyebilirim. Perşembeden itibaren aile içi karşılıklı görüşme, konuşmalar, sakinlik içerisinde yalnız bir mevzunuz olacak. Bu mevzu aslında ayaklarınızda dolanmış bir iş ya da bir konu. Yapılması gereken, çözülmesi gereken bir alan, ağır gelen, hani yapayım mı yapmayayım mı dediğiniz ya da ya çok zorlayacak mı acaba beni dediğiniz bir konuya el attığınız görselleri var. Zaten çarşambadan sonra diyebilirim ki aslında bakın temiz görseller var. Burada ilişkilerde yalnız şöyle bir durum olabilir. Kafaların üstünde sisli puslu konular, mevzular. Yani bu hafta özellikle perşembe ve cuma ilişkilerde karşı tarafın negatif olduğu, sizin negatif olduğunuz, aynı düzlemde olmadığınız konuların tartışmaları açılabilir, görselleri var. Burada defalarca aynı konuyu tartıştığınız bir kişi, partneriniz olabilir bu arada. Hep bir yol, bir başlangıç, bir şeyi başlatmakla alakalı konuların konuşulacağı görselleri var. Burada aslında zaman içerisinde sanki böyle cumaya kadarki olan içerisinde hep elinizde arkadaşlar bir şeyi tuttuğunuz tepsi gibi bir şey yalnız. Bir şeyleri birilerine vermeye mi çalışacaksınız? Bir şeyleri birilerine götürmeye mi çalışacaksınız? Hani böyle bu günlük bir fal olsaydı şey derdim, düğün nişan vardı ona mı koşturuyorsunuz falan derdim. Bu tarz bir sizden gidecek konular, sizin vermeniz gereken konular ön planda olabilir. Yani biraz taviz verdiğiniz konularda bu hafta ön planda olabilir. Hafta sonu yol planı yokken bir anda önünüze bir yol planı düşebilir. Bir de bu görsel var. Ve aslında genel olarak aile içi pazartesi, salı, çarşamba ya da ilişkiler olarak değerlendirecek olursak ikili ilişkiler biraz karışık. Burada çatışmaya açık bir alan diyebilir miyiz? Evet, çatışmaya açık bir alan diyebiliriz. Neden? Çünkü geçmişten aldığınız konuları önünüze de koyabilirsiniz. Geçmişte önünüze çıkmış ama hesaplaşmadığınız konularda bu hafta, özellikle hafta ortasına kadar ilişkilerde önünüze düşebilir görselleri var. Bu durum çözülür mü? Tabii ki çözülür. Neden? Çünkü burada bakın aslında kafaların içerisinde biraz daha kalmış, yüzeysel olarak bazı konuların hafta sonuna doğru konuşularak çözüleceği görselleri var mı? Var arkadaşlar. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Aslında bu hafta bir de şöyle bir görsel var. Görmeniz gereken bir şeyleri de göreceksiniz. Önünüze düşecek. Bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek. Acaba bu ne oldu dediğiniz bir konunun özellikle cumadan itibaren önünüze düşmesi söz konusu olabilir. Bir şeyler ortaya çıkabilir gibi bir görsel de var. Çünkü takmış olduğunuz gözlük bembeyaz, ışıl ışıl. Yani bu demek oluyor ki bir şeyleri göreceksiniz. Realitesi o. Hani görmezden geldiniz, bir şeyleri görmek gibi bir durumda söz konusu olabilir. Gene aile ve ilişkiler olarak değerlendiriyoruz.
İş ve para konularında neler var ya da maddi kaynaklar dediğimiz alan. Şimdi bakacak olursanız geçtiğimiz haftadan bir konu etrafınızı sarmış çıkıyor. Bu iş yerinde bir konuda anlaşmazlık yaşadığınız, halen daha pazartesi itibariyle çözemediğiniz bir konunun tekrar önünüze geleceğini ifade eder. Burada yalnız o alan pazartesi, salı ve çarşamba aslında derin mücadele edeceğiniz, bedenen değil de kafa olarak kendinizi yoracağınız bir alana doğru gidiyor. Alt bantta gidip gelme, karşılıklı görüşme, konuşmalar var ama temiz giden bir süreç. Yani aslında elinize aldığınız konu ya da mevzu neyse temiz bir şekilde yolunuzda ilerleyeceğiniz, evet düşünmeniz gereken, kurgulamanız gereken bir konunun olduğu, biraz zaman zaman çekişme yaşayacağınız, fikirsel ayrılıklar yaşayacağınız ama bunların çok da yüzeysel olduğu görselleri var. Alt bant aslında maddi konularla alakalı, topluluk içerisinden bireyselliğe doğru giden çarşamba gününü bize gösteriyor. Çarşamba, perşembe. Burada elinizde temiz para görselleri var. Bu bir paranın elinizde geçeceği, bir temiz para harcayacağınız, hani sıkılmadan harcayacağınız bir para meselesini de önünüze getirebilir. Aynı zamanda çarşamba günü sanki bir kişi sizi eliyle almış bir yukarıya taşıyor. Bu beklenti içinde olduğunuz bir hani terfi diyeceğim ama bir yükseliş burada. Yapmış olduğunuz emeklerin karşılığını almak, yapmış olduğunuz işte emeklerinizin size verilmesi ya da çalışmıyorsanız şayet parasal konularda bir kişinin destek vermesi gibi düşünebiliriz burayı. Buradan sonrası zaten çünkü elinize sanki bir done bir şey almışsınız. İleriye doğru adım atar görsellerinde çıkıyorsunuz ki hafta sonu hafta başına göre kademe kademe bir şeyleri çözerek rahata geldiğiniz bir alana çıkıyor. Şimdi bu fallar haftalık olduğu için çok da büyük ödemedir, işte ne bileyim para gelmesidir gibi düşünmeyin. Ama baktığımız zaman bir kova burcunun haftası, yani o 7 günü içerisinde haftanın başı çarşamba perşembeye kadar olanın daha karışık, ondan sonrasının daha temiz çıktığı görselleri var. Yani maddi konular ya da işinizle alakalı konular hafta başı daha yoğun, daha kafanızı karıştırabilir ya da çözüm odaklı olabilirsiniz ama sonrasında daha rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Burada yola para harcama, yolla alakalı gel git konuları da gene gündeminize getirebilir. Hatta hafta sonu bazılarınız, tabii ki gene hepimiz olmuyoruz, bir iş konusuyla alakalı burada el sıkışma görseliniz var. Mesela bir işin önünüze düşmesi ya da iş konularıyla alakalı bir okey alma gibi bir durumu söz konusu da olabilir. Şöyle şurayı bir sallayalım ve haftanızın ekleyebileceğimiz konuları var mı diye bakalım. Şimdi buradan mesela aile konularına baktığımız zaman sol taraf gayet temiz görsellerde çıkıyor. Bu yaşanabilecek konuların çok da sıkıntı yaratmayacağı, haftalık olduğu için gene gel gitli konular, kafanızı karıştıran konuların olabileceği ama genel hatlarıyla temiz geçeceği görselleri var. Burada sadece bir alan var. Kafanızın üstünde bir T harfi, Trabzon'un T'si. O kişiyle alakalı bir beklentiniz ya da onunla alakalı bir konunuz varsa, o kişiyle alakalı ayaklarınız havada kalmış, karar verememe, konuşmaların havada kalması, konunun askıda kalması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bir de şöyle bir görsel var, bakın şurada sizsiniz, kafanızda bu kişiyle alakalı çok fazla konu mevzu olsa da bu kişiyle aranıza mesafe koyup bu konuyu sonraya da aktarabilirsiniz. Çünkü içinizin dolu olduğu, hani eliniz böyle yengecin kıskacı görsellerinde çıkmış. Hani ben sana ne yapacağımı biliyorum ama hadi şimdilik duralım dediğiniz bir kişiyle de ufak tefek atışmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi bu kişi sizsiniz ve kafanızın üstünde bir balık. Borç ve para konuları bir kişi sanki böyle kafanızın üstünde binmiş. Ama üstünde de bir araba görseli. Şimdi buranın açılımı da şu. Aracı olanlar ya da hanesiyle alakalı ya da maddi konularla alakalı bir harcama yapacaksınız. Yol bağlantılı bir harcama olabilir. Malınızla alakalı bir harcama olabilir. Ama bir kişi o paradan tırtıklıyor arkadaşlar. Yani elinizde bir kişiye para vereceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Şimdi genel hatlarıyla hafta başı burası olduğu için bakın çok insan grubu diyelim biz buna, iş grubu diyelim, yoğun gördüğünüz gibi. Daha sonrası biraz daha rahatlıyor ama bu hafta cebinize el uzatan çok görselleri var. Özellikle böyle bakmakla yükümlü olduğunuz, artık çocuğunuz mu? Bir çocuk diye değerlendiriyorum ben hemen, çünkü böyle cebinizde elini atmış, ikili ilişkilerde onu kolluyorsunuz. Orada bir para elinizden bir kişiye çıkabilir görselleri de var.
Nasıl bir hafta? Maddi konularla alakalı biraz karışık açıkçası. Hane, ikili ilişkilerle alakalı da ufak tefek karışıklıklar var ama hafta sonuna güzel girersiniz diyebiliriz burada. Hafta başı yoğun, hafta sonu temiz görseller çıkmış. Bu aynı zamanda maddi kaynaklar dediğimiz alanı eğitim alanınız olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani dinlediğiniz alanda eğitim konularıyla alakalı bazı konularda önünüze çıkabilir. Tabii bunu sizin hayatınıza anlatım tarzımı yansıtmanız gerekir. O zaman da önünüze çıkabilecek konularla alakalı 3 aşağı 5 yukarı bilgi edinmiş olabilirsiniz. Olursunuz ya da. Evet efendim, bu haftaki kahve falımız da bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli olalım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.